Elhamdülillah allazi hedana li hada ma kunna lenehtediye levla en hedanallah ve ma tevfiqi ve itsami illa billah laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed, Allahumme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahumme salli aleyhi ve sellem. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allahumme salli aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bugün tabii yatsıdan sonra olması hasebiyle biraz gecikti vakit. Onun için çok uzatmayalım, inşallah diyelim, çok uzatmayalım. Haftaya akşam namazını alalım. İnşallah akşam namazını müteakiben başlayalım. Kıyamet alametleriyle ilgili geçen hadiseleri konuşuyoruz. Ondan sonra tabii bu bahis epey sürdükten sonra başlayıp da devam edenleri konuşacağız. İnşallah o da epey bir zaman alır. Ondan sonra henüz daha hiç başlamamış olan büyük alametleri konuşacağız. Ki onlar da bizden bayağı alakalıdır. Çünkü onlar önümüzdedir. Allah muhafaza buyursun. Geçmişi konuşmamızın sebebi nedir? Geçmişi konuşmamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki haberlerinin doğru çıktığına imanımızın artması içindir. Hepsini tarihi vakalerle efendim tespit ederek beyan ediyoruz. Ta ki yakinen inanalım, görür gibi bilelim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa hadis-i şeriflerinde aynen haktır ve vakidir. Onun için Kur'an'da var mı? Bu mesele Kur'an'da nerededir demeye bir lüzum yoktur. Hadis-i şeriflerde aynen vahidir. Çünkü Resulullah kafadan konuşacak bir şahıs değildir. Onun için bir yandan imanımızı takviye ediyoruz. Bir yandan geçmiş hadiselerden ibret alıyoruz. Ders çıkarıyoruz. İnşallah. Tabii iyi hadiseleri bir daha yaşamak için kötülüklere de bir daha düşmemek için bir nasihat alıyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabi verdiği haberlerden birisi benim nedir? Ebu Davud Tirmizi'nin rivayet ettiği İbn-i Hibban'ın tasrih ettiği bir hadis-i şerifte bir kısmında Müslim-i Şerif rivayet ediyor. Sevban radıyallahu anh'tan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Seykûnü fî ümmeti kezzâbûne thelâthûn kullûm yaz'umu ennehu nebiyyun ve ene hâtemun nebiyyîne. Evet. Yakında benim ümmetimde sahtekâr, yalancı efendim 30 kişi çıkacak ki bunların hepsi de peygamber olduğunu iddia edecek. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber yoktur. Buhari'nin rivayetinde لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِيَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَ وَحَتَّى يُبْعَثَ الدَّجَّالُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ. Bir kısmını geride okumuştuk. İki büyük cemaat harbetmeden efendim davaları bir olan iki büyük cemaat harbe tutuşmadan kıyamet kopmaz. Ve 30'a yakın
Hadis-i şerifte bazı rivayetlerinde 30, bazı rivayetlerinde 30'a yakın Deccal gönderilecek. Bunların hepsi de Allah'ın Resulü olduğunu söyleyecek. Bu 30 Deccal çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruluyor. Ya tabi bunlar çıktı mı çıkmadı mı? Ekserisi çıktı. Semura radıyallahu anh'tan rivayet, Ahmed bin Hanbel ve Taberani'den Tirmizi'de aslı mevcut hadis-i şerifin. İlla tekumu sâ hattâ ehruce thelâthûne kezzâben âhiruhumul a'verud deccal. 30 sahtekar çıkmadan kıyamet kopmaz. Bunların sonuncusu meşhur deccaldır. Yani beklediğimiz deccal var ya, gelecek olan, sonuncusu o. Demek ki bunların hepsi çıkmış değil. Daha büyük deccal önümüzde. Fakat sayıda tabi tahdit var, ama tahditte de yani takrip var. Yani sade 30 diye değil, karip 30'a yakın buyurulması burada bir açık kapı bırakıyor. Hazreti Hüzeyfe'den rivayet edilen de Seykûn fî ümmetî kezzâbûne deccâlûn seb'atun ve işrûn minum erba'un isme. Ümmetimde deccal, yalancı, sahtekarlar çıkacak 27 tane. Yani 30'a yakında zaten bununla uyum sağlıyor. 27 taneden 4'ü kadın. Kambersiz düğün olur mu? Karı durur mu? Karı da peygamber, niye olmayacak? Secah diye bir kadın peygamberlik iddia etti işte. Efendim dediler ki, Resulullah buyurdu ki benden sonra peygamber yok. La nebiye badi dedi, la nebiyete badi demedi dedi. Kadın peygamber yok demedi dedi, erkek peygamber yok. Ulan kadından zaten Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber yok be. Sahtekar. Ve ma arselnâ kableke illâ ricâlen. Biz senden evvel ancak erkekleri gönderdik peygamber olarak. Efendim, ma kânet nebiyyen kattu ünsâ ve lâ abdun ve şahsun ziftihâl. Kadından asla peygamber olmadı, köleden de olmadı. Yüz kısaltıcı suçları önceden duyulmuş olan, yayılmış olan kimselerden de peygamber, ne kadar tövbe etseler, veli olsalar, Evliyaullah'tan var eskiden büyük günahkar, içkici, kumarcı, zinacı olup sonradan dönüp veli olanlar olmuştur. Ama peygamber böyle bir şahıslardan asla olmamıştır. Dolayısıyla efendim, وَاَنَ حَاتَمُ النَّب۪ينَ لَا نَب۪يَ بَعْدِ. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra peygamber yok. Fakat tabi burada da bir mesele nedir? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hususuna itiraz edenler yine buradan yola çıkarak Resulullah buyurdu ki benden sonra peygamber yok. Ama burada kasıt nedir? Benden sonra yeni bir şeriat getirecek, kitap getirecek, benim şeriatımın bir hükmünü neshedecek, değiştirecek bir peygamber yok demektir. İsa Aleyhisselam zaten kendi müstakil kitabıyla, şeriatıyla ne zaman gelmişti? Resulullah'tan önce gelmişti. Dolayısıyla tabii ki kıyamete yakın inecektir ve nübüvvet vasfı bakidir. Yani peygamberlik vasfında devam edecektir. Sen desen ki İsa Aleyhisselam geldiğinde peygamber olmayarak gelecek, kafir olursun. Çünkü nebiden nübüvvet vasfı ölüyken de diriyken de ayrılmaz. Ki zaten İsa Aleyhisselam ölmemiştir. Yani hiç ölmediği için nübüvvet vasfı üzere devam ediyor zaten şu anda. Bu yüzden indikten sonra da peygamber olacak mı? He? Olacak. Ama kimin şeriatıyla amel edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatıyla amel edecek. Sorun var mı? Yok. Yani Resulullah'ın benden sonra peygamber yok demesinden İsa aleyhisselam inmeyecek manası çıkmaz. Amma ve lakin. Viyana'daydım işte geçen cumartesi. Birisi hemen açtı kitapta. Yahu tefsirde yazmışsınız ki İsa Aleyhisselam indikten sonra Allah ona vahyedecek ki enhariz ibadiyle tur, kullarımı Tur Dağı'na kaçır diye. Diyor bu vahiy gelecek meselesinden bir arkadaş işkillendi de sana sormamı tavsiye etti. Zaten bizim tefsirde ne yazıyorsa doğrudur. Onu baştan konuşayım. Hiç yanlış Allah'ın izniyle yok. Ama vahiy gelecek mi? Vahiy gelecek tabii. Resulullah buyurdu la vahye ba'd. Resulullah benden sonra vahiy yok buyurmadı. Bu hadis mevzudur, uydurmadır ve palavradır.
Yani Resulullah benden sonra peygamber yok buyurdu. Vahiy yok buyurmadı. Böyle bir şey yok. Vahiy devam ediyor çünkü efendim İsa Aleyhisselam gelince ona vahiy gelir mi? Niye gelmesin? Ama Resulullah peygamber yok dediyse şeriatın hükmü değişmiyor. Ama o günkü gündemle alakalı İsa Aleyhisselam 40 sene dünyada kalacak. Bu 40 sene zarfında tura çık, şuradan in, Deccal'ı şurada git gebert. Efendim şuradan gavurlarla savaş, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye Allah'tan vahiy almayacak mı? Alacak. Şeriatı neshetmek başka. Anladınız mı? Hüküm getir. Mesela namazı dörde indirdim diye bir şey yok. Anladınız mı? Helalı haram, haramı helal bir nesih yok. İslam'la amel edecek yani bizim şeriatımızla amel edecek. Ancak müçtehittir. Yani peygamberliğinin haricinde hükümlerde ne yapacak? İçtihat edecek. Zaten ya, efendim yeni bir hüküm olursa o günkü gündemle ilgili içtihat yapar. İmam-ı Azam Efendimiz müçtehit de İsa Aleyhisselam müçtehit niye olmayacak? İsa Aleyhisselam kat kat müçtehittir. Dolayısıyla içtihat yapar. Ama Resulullah Efendimiz'in buyurduğu hükümler aynen geçerli kalacak. Onlarla da amel edecek. Efendim hadis-i şerifte ne buyuruyor? Keyfe fikum idâ nezele fikum İsa ibn-i Meryem'e ve imamukum minkum. Nasıl olacak haliniz Meryem'in oğlu İsa gökten indiği zaman deyince, acaba İsa Aleyhisselam inince ona mı tabi olunacak gibi bir şey çıkmaması için ne diyor? İmamınız sizden olacak ve imamukum minkum. Kim imam? Hazreti Mehdi. İsa Aleyhisselam bile onun arkasında cemaat olacak. Fe inna aleke ukimet. Kâmet senin için getirildi. Namazına devam et diyecek. Cemaat olacak. Onun için Resulullah Meryem'in oğlu İsa inince durumunuz ne olacak buyurduktan sonra millet yanlış anlamaz. Ne dedi? Ve imamukum minkum. İmamınız sizden olacak o gün. Dolayısıyla tabi o zaman da ulema bulunacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin bir melek tarafından kendisine ilham gelmek suretiyle Hazreti Mehdi tabi peygamber olmadığı için peygamber değil ama Hazreti Mehdi tabi Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer'den de üstün. Ne bakımdan üstün? Çünkü Resulullah buyuruyor ki la yuhtı. Hazreti Mehdi hiç hata etmeyecek. Neden hata etmeyecek? Bir melekle Allah onu devamlı tespit edecek, hükümleri ona tavsiye ettirecek. Yani bu Hazreti Sıddık ve Hazreti Ömer hakkında bile yoktur. Çünkü masum, korunmuş olan sadece peygamberlerdir. Peygamberlerin dışında bir tek Hazreti Mehdi hakkında masumiyet ve hatasızlık verilmiştir hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla Resulullah'ın sahabisi olması açısından Hazreti Sıddık ve Faruk eftaliyetleri var. Ama hata etmeme cihetinden de Hazreti Mehdi'nin eftaliyeti var. Farklı yönlerden. Anlayabiliyor musunuz? Ha, karıştırmayın birbirine. Şimdi demek ki benden sonra peygamber yok demek, İsa Aleyhisselam inmeyecek demek değil. Ve benden sonra peygamber yok demek, İsa Aleyhisselam'a vahiy gelmeyecek demek değil. İsa Aleyhisselam'a yine vahiy devam edecek. Yani indikten sonra da. Hadis-i şeriflerde Selâzûne kezzâben ev ekter. Abdullah ibn Ömer hadisinde 30 veya daha fazla diye de var. Nitekim Abdullah ibn Amr'ın rivayetinde, demek ki Abdullah ibn Ömer'di başka. Bu Abdullah ibn Amr Hazretlerinin rivayetinde Taberani'de la tekum sa'ate yahruce 70 kezzâben. 70 yalancı sahtekar çıkacak diyor. Demek ki burada 30'a yakını çok meşhur ve yaygın olacak. Ama illa da tahdit, yani sınırlama bir sayıda durmuyor. Yani 70 rivayette olduğundan, mesela şimdi bu zamanda bile var değil mi? He? O Mehir Vakfı var. Nur Televizyon diye bir kanal var. Duydunuz mu onu? Nur Televizyon diye bir kanal var. Mehir Vakfı diye bir adamın, efendim Evrenes bilmem ne oğlu, bu adam bana vahiy geliyor diyor, iddia ediyor. Şu anda. Büritleri de var, bağlıları da var, ümmeti var diyelim. Herif peygamberlere imam oldum diyor arşta, Sidretül Münteha'da. Ya sakın yine şaşırırsınız, ben Ankara'da vaaz ediyordum 10-15 sene evvel, bu herif meşhur olmadan. Bana bir kart verdiler, Mir Vakfı'nda sohbet toplantısı var. Cık,
Ben de şimdi ilan etmesem böyle şeyleri, diyorlar ki hoca kendinden başka kimsenin sohbetine gidilmesini istemiyor, kıskanç mıskanç. Biliyor musun? Bu millet de bir antikadır yani. İlan edeyim dedim, baltayı taşa vurmuşuk. Bir de ilan ettik, bir zaman sonra çıktı ki yeri peygambermiş ya. Ulan sahte peygamberler böyle vakıflar kurmuş. Paralar toplamış. Milyon dolarlar. Ne kanallar kurmuş televizyon. Bak bizim bir radyo bile yok, o da gitti. E tabi. Doğru yolda gidersen böyle benim gibi sıfırı tüketirsin. Öyle. İmtihan. Adamlar gidiyor dümdüz. Tabi. Onun için yani dedim ya, sayıda tahdit yok ama çok meşhur olanları söylüyor. Yani ta Resulullah Efendimiz zamanında Müseylemetül Kezzab, Esvedi Ansi, Tuleyha, Muhtar, sayacağız, sayacağız, dökeceğiz. Bunlar tabi meşhurlar yani bunlar. Tarihe geçmiş. Bunlar tarihe geçmez canım. Bunu kim evrenesi olur yakında? Ölse kimse tanımaz bunu. Birkaç adam tanıyan öldü mü bitti hani. Çok tarihe geçecek bir tip değil yani. Ama çıkıyor, çıkmıyor da değil yani. Devamlı çıkıyor. Rahmetli Göktaş vardı, Allah rahmet eylesin. Mübarek adam. Gazi Osman Paşa mı dedim ki? Ali Beyköy'de bir yerde dedi bir peygamber çıkmış. Adamları da var falan. O da mübarek, çok mücadeleciydi. Hemen dedi telefon ve buldum, telefon ettim. Ulan sen, Allah senden başka adam mı bulamadı lan peygamberini görecek? Sahtekar. Ondan sonra bir de gittim üstüne dedi, bir de müritleri varmış, ümmetleri bilmem nesi. Bir girdim buna diyor. Ayet, hadis bir şey, bunu bir dövmüşler. Mübarek adam. Yaşlı, 70-80 yaşında adam, ne şey adam değil mi? Gözü pek adam. Bir de geldi mosmor gözü. Rahmetli. Dedim ya bu ne hal dedim, İsmail Ağa'da da. Ya sorma dedi, iyi bir dayak yedim. Dedim bu amelin sana yeter. Girmiş tek başına. Sahtekar demiş. Baston elindeydi zaten. Yatırı kaldırırım derdi. Öyle milleti hizaya getirirdi yani. Çıkıyor yani bu, şimdi dünyada kaç tane daha vardır yani. Daha da bizim bilmediğimiz, ama bu ne 70'i, 70 bini de bulur öyle inceltirse kişi. Ama meşhurları söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha şimdi Reşat Halife diye değil mi? Duydunuz onu. İşte şeyin oğlu ne oldu? Sadreddin Yüksel hocanın oğlu. Mürtet oldu, dinden çıktı. Edip Yüksel. Edip Yüksel neden dinden çıktı? Reşat Halife'ye peygamber diye inandığı için, babası da kafir olduğuna fetva verdi evlatının. Ne kadar acı bir şey. Adam sağlığında oğlunun dinden çıktığını. Halbuki oğlu da alim çocuk. Çok zeki çocuk, fakat işte nasıl şeyse yani Reşat Halife'ye ediyor Rasülmüş. Niye Hatem'in Nebi'in dedi. Nebilerin sonu demiş, Rasüllerin sonu dememiş. Allah Allah. Nebilerin sonuysa Rasüllerin hepten sonu olur zaten. Rasüller 313 tane, Nebiler 224 bin tane. Sapık. Fakat ne yapacağım? Ve inne şeyatine leyuhune ile evliyâhim liyücadilukum. Şeytanlar böyle fısıltı gazetesi de, adama vesvese veriyorlar mücadelesi diye. Öyle bir şeyler çıkarıyorlar ki adam da şaşırıyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani şimdi İmam-ı Azam Efendimiz'in o fetvasını söylüyorum size. Ne kadar mıyım mesele? İmam-ı Azam diyor ki radıyallahu anh, bir adam peygamberim diye çıksa, birisi de gitse Müslüman bir adam dese ona ki ya peygambersen mucize lazım, göster bakalım bir şey dese kafir olur diyor. Ya ben inanmadım ki ona, bir şey gösterdi göstermedi. Sen niçin ona bir şey göster diye teklif yaptın? Bu teklifi yaptığına göre gösterse inanacak mısın? Veya bir acabası mı var? Yani Allah-u Teala'nın ortağı var mı? E yok. E sen şimdi birisi çıksa düşünürüz mü diyeceksin yani? E o zaman şimdi Resulullah peygamberlerin sonuncusu, göster bir mucize ne demek? Yani istek de yapmayacaksın. Ama hokkabaz mı yok? Çok çıktı böyle sahtekarlar. Padişahın biri bu zamanda böyle buldu bunu, çağırttırdı. Evet. Peygamber misin? Evet. Var mı mucize? Abi sormaması gerek tabii. Cahillikler işte. İşte benim. Şu ağacı çağır bakayım. Resulullah ağaçları çağırdı, geldiler. Çağırıyor çağırıyor, ağaç yerinde. Ulan baktı rezilliğe vermemek için dedi ya. Biz tevazulu adamlarız dedi. O gelmezse biz gideriz. Fark etmez. Eyvallah. Yüzsüzlüğü ele aldıktan sonra her şey olursun yani. Herifin dediği gibi
He bir yerde bir peygamber çıkmış, öbürü gitti dedi. Ulan ben senin gibi peygamber göndermedim serseri, nereden çıktın? O da ilahlık taslayan. Her şey olursun. Firavunluktan sonra Nemrutlu ele aldıktan sonra Ende Rabbüküm ilâ da diyen oldu bu dünyada. Rabbinizim diyen de oldu yani. Peygamberi bırak. Efendim? Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi aynen vakı olmuş ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem feda haccından dönünce hasta oldu, şifa buldu, sonra kısa bir zaman sonra ölüm hastalığına düştü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalık haberi etrafa yayılınca sahtekarlar türemeye başladı. Yerine ben kalırım belki diye. Zannediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden çıktı da tutturdu. Herifin biri de benim için öyle dediydi. Ya dedi bu hoca tutturdu cemaati dedi. Yani o zamanlar eskide ilk çıktık cemaat toplamak zor idi. E şimdi tamam ben tuttururum tutturamam ama bu peygamberlik içinde bu tutturdu olmaz yani. Bir ümmeti olmasa da o yine tutturur. Çünkü Mevla'dan geliyor. E şimdi Resulullah Efendimiz haber vermiş idi daha evvelce. Hastalandı, ağırlaştı. Bir gün mübarek başını sarardı o son vefatına yakın. Zaten sarık devamlı sarardı da bir de böyle tabii demek hastalığında sargı gibi yapmış artık her tarafını, başını. Buyurdu ki inni ra'aytu fi yadayya siwarayn min zahabin fekerihtuhuma fenafakhtuhuma fatara. Ellerimde iki bilezik gördüm rüyamda. Peygamberlerin rüyası nedir? Rüyel enbiya'yı vahyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam rüyayla İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalktı mı? Neden? Çünkü rüyası nedir? Allah'ın vahiyidir. Onun için rüyayla değil mi? Gördü rüyasında ama vahiy geliyor o zaman. Ellerimde altın iki bilezik gördüm. Altın. Hiç sevmedim. Kerih gördüm. Huzursuz oldum bu bileziklerden. Çünkü bilezik ne yapıyor eli? Sıkıyor. Yani Resulullah Efendimiz de o bileziklerden kastı. Sonra buyuruyor üfledim iki bilezik de uçtular. Yani elhamdülillah ki zararları olmayacak anlamında. Dediler ya Resulallah ne tevil buyurdunuz bu rüyayı? Fe evveltuhum el kezzabeynil lezeyni ene beynehuma sahibul yemeni ve sahibul yemame. İki yalancı sahtekara yordum. Tam benim işte vefatımda ben aradayım. Yani benden sonra çıkacaklar. Halbuki Müseyleme Resulullah'ın sağlığında çıktı ama işi Resulullah'tan sonra şuyu buldu. İddiası Resulullah'tan sonra daha geniş katılım buldu yani. Onun için Yemen'in sahibiyle Yemame'nin sahibi. Yemen'in sahibi Esved-i Ansi. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım size. Onun ne mal olduğunu. Şimdi Yemame'nin sahibi kim? Müseylemetül Kezzab. Tarihte duydunuz Yemame vakası. İşte çok sahabe öldü o Yemame vakasında. Müseyleme ile yapılan savaştır o. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında çıktı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun çıkacağını işte vefatından evvel haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da çok yerleri istila etti. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini yakalıyordu. Onları zora sokuyordu. Ondan sonra İki sahabeyi yakaladı. Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik eder misin? Ederim dedi. İşte. Peki benim Resulullah olduğuma
efendim şahitlik eder misin? Dedi. Efendim, bir tane sahabi Rıdvanullah aleyhi mecmain "Naam" dedi, "senin de Resulullah olduğuna şahitlik ederim" dedi, can korkusundan. "Peki" dedi, "onu serbest bıraktı." Öbür sahabiye dedi, "sen Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik eder misin?" Sallallahu aleyhi ve sellem, "ederim." "Peki benim şahitlik olduğumu, Resul olduğuma şahitlik eder misin?" Cevap vermedi. Efendim, "ene asam mu" dedi, "ben sağırım" dedi. Bir daha sordu, üç keresinde de "ben sağırım" diye cevap verince onu şehit etti. Bu ikisinin haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "emma hadel mektul fekad meza ala sıdkihi ve yakinihi ve ehede bifazli feheniyen lehu." Şehit olan sadakati, yakini, şüphesiz inancı üzere şehit olarak Allah'tan büyük fazl-ı kereme nail olmuştur, ona mübarek olsun. "Ve emmel ahar fekad rahhasallahu fe la tebaate aleyh." Öbürü ise Allah'ın ruhsatıyla amel ettiği için sorumlu değildir. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? İlla men ukrehu kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi iman dolu olup da can tehlikesi zora girdiği zaman da küfür sözünü söyleyebilir. Yani onu söylemekle kafir olmaz. Can tehlikesi zorunda. Var değil mi böyle? Onun için ama bu nedir? Ruhsatla ameldir. Ama orada söylemeyip de ölse de ne olur? İntihar etmiş olmaz. Yani kendini tehlikeye attı diye mesul olmaz. Ya ne olur? Azimetle amel ettiğinden şehitlik mertebesini ihraz etmiş olur. Ama ikisine de müsaade var. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yaparız? Biz zaten elini kaldırmadan tamam. Efendim, Erzurum'daki bakırcıyı duymadınız mı? Ezan oldu mu müşteriyi kesemiş. Adam geldi ya, şu kadar mal alacağım. Ezan okunmaya başladı, iş yok. Cemaate yetişecek. Ya mübarek ya, millet sünneti kılana kadar yine yetişirsin ya. Şu kadar fazla mal alacağım. Neden? Mekruh oldu. Haram değil ama cuma vakti haram. Cumanın dışındakiler de mekruh cemaati kaçırdığı için o vakitteki namaz. Helal ama tayyip değil. Mevla buyuruyor, külü helalen tayyiben, hem helal olsun hem tayyip olsun. Yani tertemiz. Sen şimdi helal ama cuma namazı değil. Nasıl olsa namaz geçmiyor ki, cuma cemaatle kılıyor. Ben bunu tek tek kılarım, müşteriyi halledeyim. Ama temiz olmuyor. Mekruh oluyor bu sefer. O da efendim, başkası olsa millet müşteri peşinde, bayağı da yüklü mal alacak. Bakırcı gitti camiye, kıldı, bir de geldi, baktı ki dükkanın ortasında koca küp altın. Onunla Bakırcı Camisi'ni yaptı. Erzurum'da o cami duruyor. Bakırcı Camisi diye. He? Biliyor musun Mehmet abi? He? Kafanı salladığına göre biliyor. Bilen var bak. Tamam mı? İşte o parayla yapmış. Ne helal cami, görüyor musun? Mevla'dan gelen parayla. Sen şimdi yani taviz vermemeye bak ya. Hele dünya menfaati hiç taviz verme. Kat katı gelir ha. Ya hoca efendi, ben de yaparım da küp gelmezse sana sorarım deme. Kardeşim, küp için mi yapıyorsun, Allah için mi yapıyorsun ya? Zaten o bakırcı da böyle denemek için yapsaydı ona da zırnık gelmezdi ya. Adam Allah için yaptı da geldi, sen denemek için yapıyorsun. Olmaz. Şimdi bu müseyleme sahtekarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında çıktı. Bu melun efendim ne yaptı? Resulullah'a mektup gönderdi. Bir de elçiyle beraber mektupta şöyle diyor. Emma bah diyor, min müseyleme Resulullah ile Muhammed'in Resulullah diyor. İnni üşriktü fi hazel emri diyor. İnnel erza nisfeyn nisfu ali nisfu alek diyor. Bir şeyler geveceliyor. Efendim diyor, Allah'ın Resulü Müseyleme'den Allah'ın Resulü Muhammed'e diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Efendim, haberin var mı bilmiyorum ama diyor, ben de sana ortak edildim diyor. La havle ve la kuvvet illa billah. Ya bu nasıl ortak oluyor ya? Haberin var mı? Ya bunu Allah gönderdiyse haberi olur zaten Resulullah. Böyle bir şey var mı? Şimdi diyor, çatışma lüzum yok diyor. Dünya çok geniş diyor, ikiye bölüşürüz. Yarısı senin, yarısı benim olmak üzere idare ederiz diyor. Falan böyle bir mektup yaz. Elçi Resulullah Efendimiz'e geldi. İki tane elçi gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَا تَقُولَانِ اَنْتُمَا. Elçilere dedi ki, siz ne diyorsunuz bu hususta? Elçiler dediler ki نَقُولُ كَمَا قَالْ. O ne dediyse biz onu kabul ediyoruz dediler. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لَا اَنَّ الرُّسُلْ لَا تُقْتَلْ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا. Elçiye zeval yok, kaidesi var. Yoksa kafanızı vurmuştum dedi. Yani boynunuzu vurmak lazım oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ben de bir mektup yazayım da götürün. Resulullah Efendimiz kendi yazamaz tabii, yazdırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani vahiy katibi olarak değil de bu gibi mektuplaşmalarının katibiydi. Böyle mektuplarda yazar. Gerçi vahiy katibi olduğunu söyleyen de var. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila Müseylemetel Kezzab. Resulullah ne yazdı? Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sahtekar Müseyleme'ye. Kezzab. Kezzab. Siz ancak kezzap dökerler falan onu zannediyorsunuz. Kezzap çok yalancı, sahtekar demek Arapçada. Fe in emma ba'd. Şimdi o ne dedi? Dünya iki parça, yarısı senin yarısı benim olsun. Resulullah ne buyurdu? Hepsi benim demedi. Fe innel erda lillah. İşte buradan anla kim peygamber. He? Yarısı benim diyen de adam ne kadar ufakçı ya. Resulullah ne diyor? Mülk Allah. Küre-i arzın cemisi Allah. Felillahil ahiretü vel ulâ. Ahiret de Allah'ın. Bütün alemler Allah'ın. Yuriz ve men yeşâ min ibâdih. Ama tabii ki Allah verir değil mi dilediğine? Kime? Kullarından seçtiğine saltanat verir mi? Evet. Vel âkıbetü lil muttakîn. Güzel sonuç kime nasip olacak? Allah'tan korkanlara. Onların sonu hayır olacak diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona mektubun cevabını gönderdi. Bu mel'un Benu Hanife kabilesinden Yemame denen yerde kahinlik yapar. Efendim Kur'an-ı Kerim'e muaraza yapmaya kalkar. Böyle bir şeyler yakıştırmaya kalkar. Rezillik tabii. Muhammed derdi büyük işler için gönderildi. Ben de ufak tefek işler için gönderildim ama gönderildim derdi yani. Böyle tenezzül eder. Dedim ya ufakçı işte demin. Ben Muhammed Kureyş'in Resulü, ben Benu Hanife kabilesinin Resulüyüm. Bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in sağlığında bir takımlarını da peşine almış Medine'ye geldi. Resulullah da gördü yani ha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herif inansa sahabi olacak yerde, görüyor musun? Ne büyük sahtekarlıkla kaldı. İbn Abbas rivayetiyle Resulullah'ın zamanında geldi. Resulullah Efendimiz de hasta zamanı, vefatı yanaşınca dedi ki Muhammed dedi kendisinden sonra beni tayin ederse peygamberliği de bırakıyorum dedi. Halifelik yeter dedi. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın yerine geçse peygamberliği de geçecek. Ben dedi ona ümmet olacağım dedi. Peygamberlik işini bırakıyorum dedi. Bak, görüyor musun sahtekar olduğunu? Doğru adam olsa bırakır mı ya? Ya bırakıyorum denir mi? Resulullah Efendimiz dese ki ya Rabbim çok ağır geldi, böyle bir şey var mı ya? Bırakamaz ki. Dedi ki ben ümmet olmaya da razıyım dedi yani. Fakat dedi tayin edecek dedi beni. Kendisinden sonra. Fakat çok acayip adam, öyle bildiğiniz gibi bir şey değil. Bir konuştuğu zaman Kur'an bilmeyen adam arkasında dursa yani namaz kılar onun okuduklarıyla. Uyduruyor yani. Ha. Şeytanlar vahiy getiriyor. Sonlarını kafiyeleştiriyor. Acayip şeyleri var. Lafları var.
Çok adam toplanmış kavminden, kalabalıkla geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim ona yöneldi. Sabit İbni Kays İbni Şemmas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mübarek elinde bir dal var. Dal parçası. Buyurdu ki levse elteni hadil kıt'ate ma ataytukeha. Ey Müseyleme dedi. Benden sonra halifelik, vekillik şu bu istiyorsun ya. Şu elimdeki dalı istesen vermem sana dedi. Yani en ufak bir şey bile vermem sana. Niçin? Yarın kalkar ben halifesiyim, bana verdi dersin. Sahtekar çocuk. Resulullah kadar cömert var mı? Ama sana diyor bu dalı vermem diyor. İstismarcı. وَلَنْ تَعْدُوَ اَمْرَ اللّٰهِ ف۪يكَ. Allah'ın senin hakkındaki hükmünü aşamazsın. Kendini zorlasan, çatlatsan da Allah'ın kaza ve kaderi tecelli eder. Senin uydurmalarınla bir şey tutturamazsın. وَلَيْنْ اَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهِ. Eğer inanırsan inandın. Hiç şartsız. İnanmak şartlı olur mu? He? Bana şunu verirsen inanayım. Var mı böyle bir şey? Eğer yüz çevirirsen Allah seni boğazlayacak dedi. Allah seni boğazlayacak. Helak edecek. Ve inni le arakellezi uritu fike ma raeytu. Rüyamda gördüğüm iki bilezikten biri sensin dedi. Ona iki bilezik benim ellerimi sıktı. Üfledim uçtu. Sensin. Sonra tabii bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Kainatın efendisi vefat etmeden tabii bunun sonunu görmemişti. Velakin vefatından sonra bu işi çok ilerletti. İşi o kadar ilerletti ki efendim ordular kurdu. İslam'a tehdit oluşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim amillerini, valilerini, tahsildarlarını sürgüne gönderecek kadar ileri gitti. Yani civar bölgelerde millet ona meyletti. Müslümanım diyen millet Resulullah vefat edince tabii içkiyi helal etti. Zinayı helal etti. Birkaç hediye isteyenlere ikindi namazını dedi düşürdüm sizden. Siz ikindi kılmasanız olur dedi falan. Tabii canım. Şimdi de var öyle üçe indirenler. Ondan sonra adamları çoğaldı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh halife olunca Hazreti Sıddık 2 sene kısa bir zaman 2-3 sene kaldı ama bütün mayınları temizledi de gitti. Hazreti Sıddık ne kadar mürtet, dinden çıkan, sapık varsa yani Hazreti Ömer'e işi sağlam bıraktı yani. Hazreti Sıddık'ın o dönemi olmasa Hazreti Ömer'in işi çok zor olacaktı. Hazreti Sıddık bu mürtetlerin, dinden dönenlerin, kabile kabile dönüyorlar dinden. 12 kabile dinden çıktı. Büyük nüfus. Kimi zekat vermiyor, kimi şunu yapmıyor, kimi Müseylem'e gidiyor. Sonda Halid İbni Velid radıyallahu anh, Allah'ın kılıcı, onunla harbe çıktı. Onun adamlarından çoğunu katletti. Geri kalanlarıyla işte cizye vermek gibi bir şartla yani silahlarını, atlarını bırakmaları üzere anlaşma yaptı. Fakat tabii sahabe-i kiramdan çok şehit verildi. Çok. Yani büyük bir harp oldu. Ekseri hafızlar, sahabenin kurra ve hafızları şehit oldu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çok endişelendi. Çünkü o zaman Kur'an kitap halinde değildi. Hani Hazreti Osman Kur'an'ı cem etti diye biliyorsunuz ya,
Aslında Hazreti Osman Kur'an'ı cem etmedi. Hazreti Osman Kur'an'ın cem olmuş Kur'an'ın nuskalarını çoğaltarak dört başkente göndermişti. Anlıyorsunuz? Mısır'a, Küfe'ye, Şam'a, Yemen'e, neyse. Yani esas Kur'an'ın cem edilmesi, toplanması ne zaman oldu? Hazreti Ebubekir Sıddık zamanında oldu. Çünkü Hazreti Sıddık baktı ki hafızların çoğu şehit oldu. Yani ezbere bilenler azalınca tehlikeyi sezinledi ve o zaman bütün ezbere bilenlerden işte ne kim nerede bir kayıt yapmış, işte efendim deve kemiklerine yazmışlar, ceylan derilerine yazmışlar, hepsini toplataraktan, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütün ayetleri Hazreti Sıddık zamanında bir araya gelmiş oldu. Kayda geçmiş oldu. Anladınız şimdi değil mi? Yani Hazreti Osman Efendimiz tertibinde, düzene sokulmasında, sure tertibi vesaire şeyler ve nuska teksirinde efendim büyük görev yaptı. En netice bu mel'unu kim gebertti biliyor musunuz? Hazreti Vahşi radıyallahu anh. Hazreti Vahşi radıyallahu anh ne derdi? Cahiliyet devrinde Müslüman olmadan evvel insanların en kıymetlisi Hazreti Hamza'yı şehit ettim. İslam'a girdikten sonra da insanların en kötüsü Müseyleme'yi geberttim derdi. Dengelemiş değil mi? Hazreti Vahşi radıyallahu anh çok şey yaptı, zaten Habeşliydi biliyor musun? Attığı şaşmazdı. Müseyleme ile çok büyük harp çıktı, herkes baş edemezdi. Nasıl Hazreti Hamza'yı öyle işte Hint o zaman ona tabi radıyallahu anh, o da sonra Müslüman oldu. Dedi ki kölelikten kurtulmak istiyorsan bu işi bitir demişti. O tabi o zaman yani Müslüman olmadığı için İslam'dan evveli sorulur mu? Müslüman olana İslam'dan evveli sorulur mu? El İslam yecüb bu makable, İslam geçmişi ne yapar? Siler atar. Hazreti Vahşi Müslüman oldu. Günahsız, tertemiz oldu tabi. Ama o cahiliyet devrinde yaptığını unutamadığı için Yemame vakasında dedi ki bu fırsatı kaçırmamam lazım, bu Müseyleme'yi ben gebertmem lazım dedi. Ve onun işini o bitirdi, oklan yıktı. Ondan sonra kesip doğrama işlerini öbür sahabeler yaptı. Tabi Abdullah İbni Zeyd El Ensari radıyallahu anh sonraki biçme işlerini yaptı, kesme biçme. Ama o deviren o yani. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi o adamlar olmasa, onlar canlarını vermese, bu Müseyleme gibiler memleketi istila etse, Allah muhafaza, dinimiz bize sapasağlam kaynaklardan bu şekil gelebilir miydi? İşte o zaman can verenler oldu Allah için, İslam'ı sağlam tutmak için, bu sahtekarları kırmak için. Bir tane mi? Bak haftaya ne anlatacağım? Esved-i Ansi neler yapmadı? Ondan sonra öbürü neler yapmadı? Bunları hep Allah'ın dostu, o sahabe-i kiram canlarını verdiler ya. Neden ki? Bu mayınları temizlesinler de bize kadar din sapasağlam gelsin. Şimdi biz onları nasıl anmayız, nasıl okumayız, nasıl hediye göndermeyiz? Rıdvanullahi aleyhi ecmain. Müslümansak onlara borçluyuz. Müslümansak onlara borçluyuz. Bu dün bize onlardan emanet geldi. Efendim, şimdi kardeşlerimiz, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin şehitliği ile ilgili bir sohbet yaptık. Epey evvel kiminiz bulunmuşsunuzdur, ekseniniz bulunmuşsunuzdur, evet. Bunlar kayıtlara alındı. Hazreti Osman efendimizin şehit edilmesine kimler sevindiyse, ne dedik? Kim Hazreti Osman efendimizin şehit edildiğine seviniyorsa, ki Rafiziler seviniyor, mutlaka diyor kabrinde maymun ve domuza döndürülecek. Allah muhafaza etsin. Hazreti Osman Resulullah'ın çok sevdiği bir insan. Şimdi Hazreti Osman'ın şehit edildiğine kimler üzülürse, bizim gibi üzülüyoruz değil mi? Hala o konu işlense ne kadar üzülüyoruz değil mi? Hazreti Osman Efendimiz. Tabii ki Hazreti Ali Efendimiz onu ne kadar korudu değil mi? Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz kapıda duruyorlardı değil mi? Ama eşkıya ne yaptı?
yandaki evlerden gizli girdiler. Hazreti Hasan Hüseyin kapıda bekliyor, haberleri yok. Eşkıya yandaki evlerden, evden eve atlayaraktan, gizliden girdiler. Mübareğin elinde Kur'an vardı. Efendim, hanımı radıyallahu anh'a dedi, onu ister öldürün ister bırakın, bir rekatta Kur'an'ı hatmeden zattır. Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden zattır. Devamlı Kur'an'la meşgul, devamlı zikirle meşgul. Efendim, Hazreti Sıddık'ın oğlu bir yanlışlık etti, sakalını tuttu, biraz sert yaptı. Ona dedi, baban böyle görseydi seni çok üzülürdü bu hal deyince, o çıktı, bir eziyet yapmadı Hazreti Osman Efendimiz, ama sonra giren iki eşkıya birden kanına iştirak ettiler. Efendim, Hazreti Osman Efendimizin sakallarını kana boyadılar. Mübarek Kur'an-ı Kerim'e efendim kanı damladı. Fesekfikehumullah. Tabii ki orada Allah sana yetecek onlara karşı ayetine damladı ya. Topkapı Sarayı'nda duruyor. Ondan sonra da bir Hazreti Osman'ı şehit edenlerin hepsi geberdi. Hepsinin Allah belasını verdi. Hepsinin tek tek tarihçesi var. Vakit yok. Kitaplardan açsak okuruz. Efendim, çünkü Allah ne buyuruyor? Sana karşı Allah onlara kafidir. Senin intikamını alma. Hakikaten belalarını buldular. Tabi Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesi hadisesinde çok acı bir şey yaşandı. Hazreti Ali Efendimiz duyduğu zaman geldi. Hazreti Hasan Hüseyin kapıda duruyorlar hala. Olmuş ama ne yapacaklar? Onlar içeri girdiğinde Hazreti Osman şehit edilmişti zaten, haberleri olana kadar. Hanımı bağırınca Hazreti Ali Efendimiz Hasan Hüseyin'e bir tokat çaktı ki göğüslerine bir vurdu, devirdi ikisini de. Siz kapıdayken dedi, nasıl Osman Emirül Müminin şehit oluyor? Tabi Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimizin hiçbir kabahati yok. Haberleri yok. Biz diyor, millet kuşatmış ama eşkıya, biz kapıyı tutuyoruz, sokmuyoruz. Fakat ne bilsin, gizliden, yan evden anlaşmalı girmişler vesaire, neyse. Böyle bir hadise. Şimdi onu diyorum, biz Hazreti Osman Efendimiz'i çok seviyoruz. Allah da bu sevgimizi artırsın. Amin. Şefaatine erdirsin. Amin. Hazreti Osman Efendimiz büyük bir şehittir. Dolayısıyla şehitler ölmez. Şimdi Şeyh Yasin Hazretleri biliyorsunuz şehit edildi. O yüzden niyet ettik, bu cuma sabah namazından sonra 14 secdelerden sonra Şeyh Yasin'in ruhuna gıyabi cenaze namazı kılacağız. Ve Filistin'deki şehitlerin ruhuna okuyacağız, hediye edeceğiz ve onlar için dua edeceğiz. Müslüman kardeşlerimiz koyun gibi boğazlanırken, şehit edilirken, gözümüzün önünde kesilirken, biz bunu seyrederken hiç olmazsa bir uykumuzu kaçıralım, bir sabah namazında buluşalım, bir cuma sabahında onları analım, hiç olmazsa bir duayla yardımımızı gönderelim. İnşallah 14 secdeleri de o niyetle yapıp Filistin Müslümanlarının kurtuluşu niyetiyle yapacağız. Bu cuma sabahı bütün Müslümanları davet ediyoruz. Bak Allah sorar, efendim bu kadar Müslüman kardeşinin derdine ortak olmayan men asbaha velem yehtemme bi umuril muslimin feleyse minhum. Kim sabaha kalktığı zaman dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenmiyorsa o sabah o Müslüman cemaatinden değildir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bu cuma sabahı erken kalkalım, cuma sabah namazına gelelim ve derdimiz Filistin'deki Müslümanların kurtuluşu olsun inşallah. Bir dua yapalım 14 secdede. Bir de gıyabi cenaze namazı da dua mahiyetinde kılalım inşallah. Ruhlarına hediye edelim. Allah şimdiden inşallah nasip etsin, kabul etsin. Hepinize duyuruyoruz, tamam? Tamam, bunu duyurun efendim, haberdar edin. Şunu da bir anlatmış olayım. Malik İbni Dinar Hazretleri radıyallahu anh, Basra'da bir cenaze gördüm diyor. Kimse de yok. Üç kişi hamal zor götürüyor yani. Cemaat yok. Kim bu? En büyük günahkarlardan biri dediler. Hiçbir hayrı yok. Kimse de cenazesine gelmedi. Neyse ben gideyim dedim diyor. Büyük zata çattı. Cenazeyi kıldırdım diyor. Kimse yok. İndim mezara gömdüme. Gömdüm ettim diyor. Kapattım üstünü. Geçtim ağacın altına. Mübarek tabi tefekkür, ölümü düşünürken daldırmışım. Bir de baktım gök yarıldı, iki melek indi.
İki meleğin birisi kabir yarıldı tabii, manen. Normalde açıkta yarılan bir şey yok. İçine indi, öbürü de üste bekliyor. Alta inen dedi ki çabuk cehennemi elinden yaz dedi. Üsttekine. Niye dedi? Adamda ne günah varsa var dedi. Hiç eksiği yok dedi. Üstteki dedi ki hele acele etme, gözüne bak. Baktı gözlerine, bir haramdan başka bir şey görmemiş. Kulaklarına bak, haramdan başka bir şey dinlememiş. Ya bir vaaz bile dinlememiş, bir ayet dinlememiş. Efendim, diline bak, eline bak, ayağına, haramdan başka bir şeye yürümemiş. Kötülükten başka bir şey tutmamış. Haramdan başka konuşmamış. Bu adamda dedi, hiç hayır yok diyorum sana dedi, yaz bunu cehennemlik dedi. Ya hele dur kardeşim, acelecilik yapma. O da ne aceleci dedi ya, her tarafı kontrol bitti. Dedi bir de ben ineyim. Öbür melek indi. Dedi ki cennete elinden yaz. Nasıl iş dedi ya? Sen kalbini bırakmışsın dedi. Ben de kalbine baktım, iman dolu buldum. Yani insan günahkar olur ama kalpte iman var. Şu iman, aman imanı muhafaza. İşte imanı muhafaza için bizim tavsiyelerimizi tutun. Biz size diyoruz cemaati bırakmayın, sohbeti bırakmayın. Bu aşk verir, teşvik yapar, şuur verir. İşte Resulullah'ın hak olduğuna şu hadisleri dinledikçe nasıl buyurdukları çıktı. İmanımız artıyor elhamdülillah. Böylece son nefeste bize bağışlanacak inşallah. Ve entel müstehanu aleykel belâgu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine iman ettik ya Rabbi. Bizi de şahitlerden yaz ya Rabbi. Bu imanımızı sabit eyle ya Rabbi. Günbegün müzdat eyle ya Rabbi. Sahtekarlara kanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi de neslimizi de kıyamete kadar çıkacak sahtekarlardan, en büyükleri Deccal'ın şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu imanla yaşat, bu imanla al bizi ya Rabbi. Ya Rabbi hastalar dua istiyorlar, kanser hastaları, ameliyat olacaklar, ağır hastalar. Ya Rabbi şifa sendedir, deva sendedir, sende yok yok ya Rabbi. Hepsini iyileştirmeye kadirsin. Arzu hal duaları bulunanlara acil şifa. Dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar ikram eyle. Ya Rabbi fakirlerini hazine-i gaybden merzuk eyleyip şu cemaat içinde işsiz bırakma. Evlenmedik eşsiz bırakma. Affetmedik günahkar bırakma. Derdine derman vermedik dertli çıkartma ya Rabbel Alemin. Şuradan dağılmadan cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eyleyip anadan doğduğumuz gündeki gibi tertemiz çıkmaya müyesser eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere garık garık rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü şehadetlerimizi hediye eyledik, ruhlarına isal eyle. Kabirlerini nur eyle, günahların taksiratlarını affeyle ya Rabbel Alemin. Ruhları için El Fatiha.